Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Evet, uyandınız. Herkes yatağında, gördüğü rüyanın belki şokunda, belki o huzurunda uyandınız. Sabah mı? Sabah mı? Sinirli. Sinirli abi. Sinirli uyandı. Hayırdır? Yok bir şey. Var bir şey ya. Onun bir şey ya. Tribünden belli var bir şey ya. Yok. Peki tamam yoksa. Ben aşağı iniyorum. Aşağı iniyorsun, kapını açtın. Mis gibi kokular geliyor burnuna. Daha hızlı iniyorum. Muazzam kokular geliyor böyle kusursuz. Onu dışarı çıkıyorum. Sen kalktın, mahzenden yukarıya çıktın. Gördüm böyle adam önlük takmış bir tane temiz. Ama üstündeki tişörtü değiştirmemiş. Ya da giydiği her neyse. Böyle bir şeyler koymuş şeyin üzerine. Han masasının üzerine. Bir şeyler koymuş. Dışarıya çıkıyorsun sen. Günaydın. Günaydın diyorum önce. Tuvalete nereye gidiyoruz diyorum. Ormana beyim. Ben de öyle düşünmüştüm. Değil mi çıkıyorum? Çıktın. Lavaboya gideceksin. Sen aşağı indin. Günaydınlar, günaydınlar. Günaydın. Günaydın. Buyurun, kahvaltı. Çok teşekkürler. Çok güzel kokular geliyordu, dayanamadım. Evet, tavuk yaptım size. Hayırınıza sağlık. Ben de uyandım. Bir baktım böyle, acaba yani kahvaltım gelmiş mi? Hani o insan ister istemez sen o şeyde kalıyor. Böyle. Böyle bir kalktım, baktım. Gerçekle yüzleştim. o kötüyü gör, gerçekle yüzleştin. Kahvaltın yok. Ben iniyorum aşağıya. Kapını açtım, çok güzel kokular geldi burnuna. Gerçekten güzel. Allah Allah. Siz iniyor musunuz? İniyoruz. Tabii. Kapıyı açtınız böyle. Koridorda karşılaştınız üçünüz. Günaydın. Uyanmış. Günaydın. 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 Çok güzel kokular geliyor. Aşağı doğru iniyorsunuz. Bu şey, Evra bir şeyler alıyor tabağına. Afiyet olsun. Aa günaydın. Günaydın. Sağ alın ya çok güzel kokuyor. Alırız tabii. Yemeklere doğru gidiyorsunuz. Tavuk var. Adam tavuk yapmış. Domates var. Böyle güzel pişmiş yahni var. Böyle. Hepsinden yiyorum. Hepsinden alıyorsun böyle tabağı. Daha nerede ya? Ha dışarıya çıktı. Şeye gitti. Ormana anlarsınız. Ben de onu yanlayayım. Sen de onu bir anlayayım dedin. Ben bir çıktın. Yolu gözleyeceğim. Arka taraf full orman. Yani şöyle söyleyeyim. Bizim geldiğimiz gitti. Yola bakıyorum, devamına bakıyorum falan. Şöyle bir yerinde hemen mi? Çizeyim. Şöyle üstün körü bir şey çizdim. Şu kare gördüğünüz, yani dikdörtgen gördüğünüz şey han. Arka tarafı ormanlık. Sen arka tarafa doğru gel. Lütfen geldin. Gösterir misin? Tabii gösteririm. Şöyle. Çizim yeteneğim muazzam demiştim. Harika. Van Gogh'tan ders aldım çünkü. Arka tarafı orman, ağaçlık alan. Sen o tarafa doğru çıktın gittin. Daha sonra yolu gözlüyorsun. Yolda bir şey yok. Şöyle göstereyim. Ormanda bir etrafımı dinlemek istiyorum. Ne yapmak istiyorsun? Etrafı dinlemek istiyorum. Dinlemek istiyorsun. Perception at. Böyle ses, hani olmaması gereken bir ses var mı ortalıkta diye. 5. Her şey normal. Ne yapıyorsun la? Çıktım bu böyle ormanın girişinde etrafı dinliyorum. Şşş! Gelme! Neden? Gelirsin 5 dakika sonra ya. Anlıyorum. Olması gereken bir ses yok. İşim bitince dönüyorum. İşim bitti. Sen bekliyor musun? Hı hı. Bu ağaçların arasından çıktı. Geliyor. Al bekliyor. Günaydın. Günaydın. Ben gidiyorum. Sen gidiyorsun. Ama sen bu da girdi ormanın içine. Sen onu bekleyecek misin? Yok. Sen girdin ona. Sen işim bitti. Bunlar kahvaltı almış. Sen girdin gördün. Kahvaltı yapıyorlar. Alıyorum ben. Alıyorsun. Yahnidir, tavuktur, domatestir. İşte ne bileyim garip bir şey. Adam Sivilant'ta açık büfeyi mi keşfetmiş?
Yok, size yapmış komple. Yani fazla kişi olduğunuz için ne yiyeceğinizi bilemediği için adam erkenden uyanmış, yapmış bir şeyler. Kalanını da o yiyecek büyük ihtimalle. Olursa tabii. Bırakmıyorum. Adam sizin çok aç olduğunuzu görüp kızıyla kendine bir şeyler alıyor. Yemeğinizi yediniz. Ben rüyamı anlatmak istiyorum. Rüyanı paylaş. Bir şey soracağım. Acayip rüya gören var mı? Şöyle tip tip bakıyor. Vallahi ben gördüm, çok güzeldi ya, benim rüyam akıyordu yani. İşte. Ben de gördüm, edepsizim biri bana haddimi bilin falan gibisinden bir şeyler söyledi. Aa. Çok ilginç ama benim gördüğüm rüyada her şey çok güzeldi. Böyle bir çayır gibi bir yerdeydim, böyle her taraf yemyeşildi. Hayvanlar böyle zıplıyorlardı falan filan, çok güzeldi. Sonra beni birisi dürttü ve sonra dedi ki buralar siz gelmeden böyleydi. Toprak verimliydi, hayvanlar mutluydu, barış vardı. Sonra buraları yürek kadar buz tuttu, herkes kaçtı. Sence bu doğru mu? Bu özgürlüğe tekrar kavuşulana kadar bence durma. Şey ve sonra uyandım. Ben hani işte ürünleri Odin'in yaptı, bulduğunu biliyorum. Hı-hı. Tamam mı? Kategorize ettiğini biliyorum. Hı-hı. Vesaire falan. Önceki bu hikayeleri biliyor muyum? Yani işte Aesir-Vanir savaşı, bu Giant ırklarıyla tanrılarımızın savaşlarını falan biliyor muyum? Yani bir history at. 26. 20 attım. Çok güzel, kusursuz. Aesir-Vanir savaşını biliyorsun. Daha önceden başka tanrıların bu toprakta yaşadığını, daha sonra bizim tanrılarımızın gelip onlarla savaştığını ve savaşın kazanının Odin ve Pantheon'un olduğunu biliyorsun. Devler vardı ama hani hangi devlerdi, kim savaştı, bunu çok hatırlamıyorsun. Bunlar kafirce ama düşünceler. Ama Balder'in o savaş için Midgard'a indiğini hatırlıyorsun. Bunlar kafirce düşünceler. Benimkiler mi? Hayır. Söylenenler. Bunlar yalan yanlış bilgiler. Bir kere bu savaş gereksiz olmasaydı Odin savaşmazdı. Bu bir. İkincisi, ya Balder gibi, tamam mı? güzelliğin, işte poetry'nin tanrısı bizzat iner miydi? Bence inmezdi bu dünyaya, bu realme. Bunlar yalan yanlış şeyler, bunlara kanmamak lazım. Benim rüyam çok güzeldi. Hı? Benim rüyam çok güzeldi. Sen ne gördün? Ya böyle bir dağdaydım. Tabii ki bir dağdaydım. Aa! Bundan sonra böyle bir aşağı doğru baktım, bir dev ordusu gördüm. Önce bir ne oluyor, ne alaka, anlam veremedim. Sonra arkamda bir sıcaklık hissettim. Döndüm baktım ki gökten Odin benimle konuşuyor. Bana dedi ki şimdiye kadar benim yolumdan gittin. Sonra da gitmeye devam et. Ama bugüne kadar hoyratça savurduğum silahını dizginle. Masum'a vurmadım. Zaten böyle... biz Masum'a şey yapmayız ya. Evet, sonra ben de bir baktım elimdeki mallara. Böyle ağacı bir ayrı güzel, üstündeki taş, nasıl bir taş, üstünde Odin'in gözü var. Nece bir taş. Ben bundan sonra, zaten yani, ben bundan sonra her vurduğumda Odin diye var. Anlıyorum. Rahan, senin canın sıkılmış. Ya pek sıkılmadı aslında. Hmm. Dediğim gibi haddini bilmez birisi işte. Bir mağaradaydım. Hmm. Etrafı meşalelerle özel yapılmış bir mağara, yani belli. Mağaranın içine girdiğim zaman duvarda bazı çizimler vardı. Bir tarafa doğru kaçışan insanlar ve o insanların üzerinden geçen dev bir dalga. İnsanların üzerinden geçiyordu ama insanlara hiçbir şey olmuyordu. İnsanlar koşmaya yine devam ediyordu. Mağaranın derinliklerine doğru ilerlediğim zaman en
yani daha doğrusu mağaranın sonuna ulaştığım zaman bir tane hançer vardı duvarda. Bu hançer daha önce görmediğim bir hançer, yani üzerinde özel taşlar olan bir hançer. Parlaklığıyla yani bu görselliğiyle yani anlatılmaz bir şey. Ona dokunmaya çalıştığım zaman arkamda birisi belirdi ve bana bazı şeyler söyledi. İşte kanımdaki kahramanlığı kullanmaktan bahseden. Birazcık ileri geri konuştu yani kısaca. Benim hoşuma gitmedi. Abi uyandım yani sonra. Herkesin, yanlış anlamayın ama herkesin bu kadar anlamlı rüyalar görmesi tesadüf olabilir mi sizce? Ben hiç de anlamlı bir şey görmedim. Bir tane kadın vardı, beni durduramazsın falan dedi. Nasıl bir kadındı? İşte bir tane kadındı ya, ne bileyim. Siyah saçlı. Sesi güzel miydi mesela? Sesi güzel miydi mesela? Aa güzeldi ya. Başka ne vardı? Gitti şimdi. Ha gitti de beni durduramayacaksın falan dedi. Ben de mantayı savurdum. Dağdaydı işte ya. Bizim o şey kurtlara biniyorduk onlara. Böyle geziyordum. Devlere selam veriyordum. Cücelere selam veriyordum. Bir an karşıma çıktı böyle. Bana gülümsedi. Ben de gittim yanına. Sonra dedi beni durduramayacaksın. Mantayı bir savurdum. Uyandım. Bıçağı taksaydım. Takamadım işte, uyandım. Ondan sinirliyim ya. Ha tipi mipi? İşte güzeldi, siyah saçlı falandı. Görsem hatırlarım bir daha. Anladım, anladım. İşte kadındı ya. Aramızda bir işaret kelimesi belirleyelim. Ha. Sen onu söylediğinde biz anlayalım ki o kadın, o kadın o kadın. Ya ben vurduğum zaman bir kadına vuruyorsam bil ki o kadındır, siz de vurun. İşaret bu işte. Gayet açık ve net. Ben de kendimle konuşuyordum. Bayağı iyiydi. Delirdi. Sonunda delirdi. Bu kadar olacak. Bayağı ben vardım, bir de ben vardım. Bayağı konuştuk ya. Ben, bir tane yetiyor, ikinciyi ne yapacağız? Ben hayatımda böyle güzel muhabbet etmedim. Tamam, benle ettiğim muhabbetler güzel değil yani. Yok, onu demek istemiyorum. Ya dedim bir kere. Yok, onu demek istemiyorum. Ya, sen yanlış anladın. Ya bırak. Ya böyle kılıç mılıç çıkardı. Tamam mı? Ondan sonra yok dedi, çocuklara dokunuyorlar. Bu ne biçim iş dedi, katılıyorum dedim. Ondan sonra böyle yoldan sapmışlar bilmem ne dedi, katılıyorum dedim. Her şeye katıldım yani. O da katıldı. Öyle az uyandım sonra. Hancı'ya el ediyorum şöyle. Pardon. Hancı zaten şöyle durmuş, size bakıyor. Ne diyor bu? Ne demiş rüyalarımız? Geliyor be. Ya, buyurun hanım. Ya ben sizin isminizi duyamadım. Neydi isminiz? Blob. Blob. Evet. Çok memnun oldum. Ben de Evra. Memnun oldum hanım. Gerçekten adınız gibi. Evet. Hep öyle diyorlar. Neden anlamadım. Ben de hanın adını değiştirsem mi diye düşünüyordum. Yok yok, bayağı iyi. He tamam. İyiyse sorun yok. İyi. Bizim hesap borcumuz nedir sana? Hemen biz bir bakayım dedi. Geriye döndü. Böyle bir tane deri parçasının üzerine bir şeyler yazmış belli. Bakıyor. Odalarla birlikte, beyefendinin mahzende yattığını saymıyorum. Odalarla beraber 2 altın. Tamam, ben yemekler, memekler, her şey birlikte. Ben 4 altın veriyorum. Bey, bu fazla. Sizin. Şu baktı. Sizin emeğinizin karşılığı. Yarın bir gün buraya savaşta yaralanmış birisi gelirse, efendime söyleyeyim, böyle yok çocuk gelirse, bir şey gelirse, muhtaç birisi gelirse yardım edersin o parayla. Sağ olun beyim, keşke herkes sizin gibi olsa. Olmaz. Böyle geliyorlar. Biz kusuruz. Geliyorlar, yemeklerin artığını vermek zorunda kalıyorum. Ne bileyim işte şey oluyor, hani muhtaç biri geliyor, handa yemek olmuyor, şimdi avlanması lazım. Bu böylelikle bu güzel şeyler hep aklımda kalacak. Sağ olun beyim. Evet. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Gitmeden bir şey soracağım sana. Tabii. Dün akşam böyle acayip bir rüya gördün mü? Yo bey. Peki buraya gelenlerden daha önce acayip rüyalar gördüklerini duydun mu? Öyle bir şey dediler mi sana? Ya kimisi gelir, garip rüya görür, kimisi gelir, altın buldum der gider. Oluyor böyle şeyler yani, nadir ama. Çok olmuyor. Anlıyorum.
Sen soruyor musun Haki? Ben kızın... Elbiya dedi. Bu kızı bu adamın elinden kurtarmak gerekiyor. Buyur babacım dedi. Dün gece rüya gördün mü? Yo baba dedi. Tamam. Görmemiş. Hem gidiyorlar bak misafirlerimiz. Dedi. Keşke biraz daha kalsaydınız. Yol bekler, görev bekler bizi. Anlıyorum. Pekala. Umarım bir daha görüşürüz. Odin evet. Sizlerle olsun. Bu insight atacağım. Ne demek bir daha? Odin sizlerle olsun. Tamam, ben bir insight atacağım. Tamam. Bir şey mi ima etti? 3. Kesinlikle bir şey ima etti. Kesin. Ben şöyle ne? Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi dünden beri buradayız. Ben bunları dünden beri hani böyle konuşmalarından, şeylerinden sürekli böyle hani kafamda tartıp biçiyordum. Zaten sessizdim, hiçbir şey söylemedim fark ettiysen. Tamam. Ben bunlara sonunda oluşturduğum profil için hani öyle bir şey var mı bilmiyorum. Şu an danışıyorum. Öyle bir zar hakkım var mı? Yani bunlar bunlara bir şeyin etkisindeler mi? Aynen. Mi? Yani bunlar çünkü bu kadar hani Pollyanna bu kadar güzel, tamam mı? Çünkü bak yemeklere takıldım. Yemekler bizim hani soylu ailelerin olduğu şeylerin olduğu tamam yemeklerdeki kadar lezzetli kokuları şeyleri şarapları çok iyi tamam mı? Kızının davranışları bir soylu davranış biliyor yani konuşmasını oturup kalkmasını tamam ben bunları bir gün boyunca bütün hepsini gözlemledim abi. Hepsini tartıp biçtim ben şimdi bununla ilgili hani ne advantage'lı insight atacaksın bir tamam. Tane daha 20'lik al eline yüksek olan tamam söyle. Yüksek olan 15 artı 5'im var 20. Yani sana şunu söyleyebilirim. Adam kesinlikle ve kesinlikle doğal davranıyor. Hı hı. Ama kadın bu kadar şeyi gerçekten nereden biliyor? Bununla ilgili bir şey sormadın kadına. Hı hı. Yani bununla ilgili bir cevap alamazsın ama gerçekten kadının davranışlarında bir tuhaflık var yani. Bu kadar ormanın ortasında kalmış, böyle bir adamla kalmış. Bir kadın nasıl böyle olur? Bir de çocukluktan beri bulmuşlar, yetiştirmişler. Evet. Ya annesi böyleydi, soylu bir haneden. Hani ben bunları zaten tartıp biçiyorum kafamda. Hı. Hani bu savaştan, bir şeyden kaçıp geldi. Olabilir. O zaman atlarınıza da bu arada dün bakımsız görünmüştüm. Sabah kalkıp erkenden bakımlarını yaptım. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Yalnız bir büyük bir tane at pek ayağı iyi durumda değil sanırım fazla yüklenilmiş. ona biraz daha iyi davranırsanız iyi olur. Ne olmuş atıma? Böyle bakıyorum ayağa. Bacağında biraz aksaklık vardı yani çok büyük bir şey olacağını zannetmiyorum. Ama böyle hor kullanılmaya devam ederse bir gün sizi yarı yolda bırakabilir bey. Sadece ben bindim. Taş koydun yoluna. 10 saniye taş koydum ben. Sağ ol. Şey yaptı adam. O zaman sizleri tekrar görmek ümidiyle Odin sizlerle olsun. Sizinle. Tyr'in adaleti sizlerle olsun efendim. Görüşmek üzere. İnşallah sağ olun. Gidelim. Evet. Thor'un kuvveti bileklerimizde olsun. Thor'un kuvveti. Ruhların üzerinde olsun. Ruhlarımızı dövsün ki doğru yola soksun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kapıyı açtı. Kız başıyla selam verdi. Adam yaptı. Çıkıyoruz. Atlarınız gerçekten böyle taranmış. Bakım yapılmış beyim. Ne yapıyoruz? Binip gidelim ya. Aynen. Bindiniz atlarınıza. Şeyi takip etmeye başladık. Şimdi ne kadar hızlı gideceğiz? Gidelim ya. Çatır çutur gidelim. Bence bayağı yorulana kadar dört nala gidelim. Hı-hı. O zaman biniyorum ata. Az önce dediler ki biraz hor kullanmayın bunu. Ben yürüyecektim ama dört nala gideceksek de koşmayacağım. Diğer atı çözüyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Çünkü bir miktar onun bu hıza tempoya alışması lazım. Hangi diğer atı ya? Bağladınız ya Alrekin atı. Ben Speak with Anna'mı uzatmak istiyorum. O
Onun için 20'lik yapmıyorsun. Öyle mi? Konuşacaksın. Tamam. Atla. Tabii böyle... at hani ne kadar konuşabilirse. Tamam. Ben onun dilinden mi konuşuyorum yoksa... Sen normal hani atın dilinden konuşacaksın. O seni anlarsa tepki verecek. Yapıyorum ben. Ne kesinlikle. Ya şey diyorum. Bence de. Doğru söylüyorsun. O garanti olması lazım. Sonra böyle gidiyorum böyle. Okşuyorum böyle. Kulağına böyle bizi olabildiğince takip et diyorum sadece. Çok başını hafif öne doğru eğdi. Anladı mı onu, anlayabiliyor musun? Yani bir tepki verdiğine göre anlamış. Tamam. Okey. Tamam. O mu tanıdık? Ne bileyim, normalde atça bilmiyor. Atça? Hors iş ne? Hors iş. Atlara atladınız. Dört ala sürmeye başladınız. At takip ediyor bu arada. Hani bağlı olmasına rağmen gerçekten elinden geldiği kadar o da hızlı koşuyor. Bir süre sonra patikayı çıktınız. Yan tarafınızda kısa bir süre sonra o ağaçlık olan o hanın kapattığı, çevrelediği o ağaçlık bitti. Daha sonra gene bir buzlarla, karla kaplı bir alana çıktınız. Dümdüz, hiçbir şey yok. Devam ettiniz yolunuza. Bir süre sonra uzaktan evlerin olduğu bir yer görünüyor. Bir yarım saatlik mesafeniz var ama görüşünüz ne kadar süre geçti biz? Yola çıkalı yani. 2-2,5 saat falan geçti. 2,5-3 saat falan geçti. Biraz hızlı gittiğiniz için, 4 nala gittiğiniz için ve durdurmadığınız için atları. Aslına baksan 5 saatlik yolu aldınız yani. Anladım. Ama atlar yoruldu. Neyse, köyde dinlenirler. Bir yarım saatlik falan yolunuz kaldı. Daha sonra kasabanın içine doğru giriş yapıyorsunuz. Acaba burası orası mı? Ne kadar büyük gözüküyor burası? Haritayı çıkardım. Harita. Şöyle bir harita. Şu yolun başına geldiğinizde buranın olduğunu anlıyorsunuz. Şöyle de kameraya yaklaştırayım. Biz güney doğuya gitmiyoruz. Güney batıya. Güney batıya gidiyoruz. Haritayı vereyim. Haritayı alalım. İçine doğru girdiniz. Devam ediyor mu? Böyle siz dört nala, pardon, yavaş bir şekilde içeriye girdiniz. Evlerin önünde çocuklar kartopu oynuyorlar. İnsanlar başlarında. Böyle anne baba, işte ne bileyim 3-4 çocuk yan yana, 3-4 tane aile var. İşte aileler, kimisi tütün içiyor, kimisi işte bir şeyler yudumluyor, çocuklara bakıyorlar. Şeyleri nasıl? Siz bir girince köye, insanlar yavaş yavaş çocuklarını alıp evlerine doğru çekilmeye başladılar. Anlıyorum. Birine sesleniyorum. Köyün yöneticisi kim? Nerede buluruz? Merkeze doğru gidin. Orada yolun solunda şey kalacak. Böyle büyük kare bir yer kalacak. Ora. Strom da mı yer? Ledstrom burası mı? Burası beyim. Ne oldu? Teşekkür ederiz. Rica ederim, rica ederim dedi. İçeriye kaçtı. Gidelim madem. Üstünüzden bir tane kuzum geçti bu sırada. Bu zaten Strom'un olayı kuzumlarla haberleşmesiydi. Bize öyle söylenmişti. Başkent'e haber vereceğimiz zaman da Strom'un kuzgunlarıyla haber yollayacaktık. O yüzden çok mantıklı. Bir tane kuzgun. O size tarif edilen yere doğru indi. Gidiyoruz biz de. Aynen. Kuzgun biz de. Çap diye buldum. Daha sonra o tarafa doğru yöneldiniz. Böyle karların, o yoldan ayrıldınız. Yolun etrafına böyle yol açılmış biraz. Karlar biriktirilmiş. Daha sonra oranın üzerinden atlayıp karın içerisinden Bataçık'a tekrardan tarif edilen yere doğru gittiniz. Kapıda bir tane kadın var. Zırh içerisinde. Üzerinde böyle ayı postundan yapılmış bir zırh duruyor. Rüyada elinde... gördüğüm kadına benziyor. Yok, hayır, alakası yok. Bu soru sürekli gelecek belki. Bir elinde kalkan var. Kalkanın üzerine böyle mavi boyalarla 4 şerit çekilmiş. İşte suratında 4 tane şerit var.
Bir elinde şey var, balta var. Böyle size baktı. Saçları turuncu, uzun, örgülü saçları var. Gözleri böyle elaya çalan bir yeşili var. Gözleri elaya çalan yeşil renginde. Yüz yapısı mizaç olarak sert ve keskin hatlara sahip. Keskin bir çene, elmacık kemikleri çıkık. Bir kadın var önünüzde. 1.85 boylarında. Siz gelince şöyle bir kalkanını kaldırdı. Baltasını hazır bir şekilde tutuyor. Ben selam veriyorum. İnip atımdan. Attan indiniz, selam verdin sen. Selamını aldı. Selam verdim. Hoş geldiniz yabancılar. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. Yöneticiyle konuşmamız lazım. Yöneticiyle mi konuşmanız lazım? Hı. Kimsiniz? Torat'tan gönderildik. Bir vukuat varmış anladığınız. Doğrudur. Torat'tan kim tarafından gönderildiniz? Kraliçe Bergliot tarafından. Anlıyorum. Bekleyin dedi. İçeriye girdi. Tam içeriye girerken birkaç adım atmıştı ki kapıyı kapatacaktı. Kapının dışına yaşlıca bir adamla birlikte tekrar çıktılar. 1.65 boylarında ve omuzları çökük, uzun beyaz saçları olan, yüzü tertemiz, yüzü cildi tertemiz, yer yer böyle büyük büyük çilleri olan, yaşlılıktan olsa gerek, hafif eli yüzü o soğuk havanın verdiği ve yaşanmışlığın verdiği çizgilerle dolu olan bir adam çıktı. Gözleri kahverengi renginde bir adam. Hoş geldiniz. Bakışları nasıl? Yorgun. Yorgun. Tekrar hoş selam veriyorum. Merhaba. Merhabalar. Siz kraliçe tarafından gönderilmiş ekip olmalısınız. Evet. Haberiniz şu an geldi. Hemen soracağım. Dün gece çocuk kaçırıldı mı? Evet. Olayı gören çocuk mu? Hayır. Harika. Bunu istiyorsanız içeride konuşalım. Olur. Kapıyı açtı. Soracağım ya. Bizim Alrek diye bir arkadaşımız. En son aldığımız haber kendisinden buraya geleceği yönündeydi. Vallahi köyümüze ölmek üzere olan birisi geldi. Ama arkadaşınız mıdır bilemem. Ben bir bakıp geleyim isterseniz. Kırmızı bakmanıza derim. Gerek yok dedi. İçeride. İçeriye girdiniz. Yavaş yavaş. Bir tarafı, bir kısmı belli ki revir olarak kullanılıyor. Çünkü şeyler var. Deriden perdeler var. Kaldırdı. Alrek orada yatıyor. Yüzü, eli, meli her tarafı çizik ve yarık içerisinde. Kan durdurulmuş fakat durumu kötü. Kendisinin biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Ona bir köyümüzün şifacısı gibi bir yaşlımız var. O bir şeyler içirdi. Vücudu birazcık kendisine gelmesi için. Biraz müsaade verirseniz kendine gelecektir. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Rica ederiz. Zaten bu kaçırılma olayından yaklaşık 1-2 saat sonra kendisi köyümüze geldi. İlk başta onlardan birisi zannettik ama kan revan içerisinde yere yığılıp ismimi söyleyince biz de onu almak zorunda kaldık. İyi yapmışsınız. İsminizi mi söyledi? İsminiz nedir? Strong. Bunu bize söylemiş. Çok memnun oldum. Evet, doğru. Rica ederim. Ben de memnun oldum. Siz? Evra. Memnun oldum. Torolf Torun. Memnun oldum. Woldan Torun. Memnun oldum. Benim adım Auster ama bunlar bana Dağ diyor. Memnun oldum. Rahan Kanlarsan. Hepiniz öncelikle köyümüze hoş geldiniz. Bu başımızdaki sıkıntıyla alakalı geldiğinizi daha yeni Kuzgun'dan öğrendim. Kuzgun'dan aldığım mesajla öğrendim. Dilerseniz dinlenin, dilerseniz konuşalım. Hemen işe koyulalım. Pekala. Sizin masanın etrafında masanın etrafın dediğim hani herkesin oturabileceği kadar bir alan yok. Mecbur kimisi dışarıda, yani yerde oturmak isteyen yerde oturabilir. Üç tane böyle taştan oyulma şey var. Abim otursun, ben arkasında duracağım. Oturuyorum.
oturdun. Taştan böyle koltuk gibi yapılmış. Kim oturuyor başka? Tabii ki ben. Sen oturmuyorsun. Ben oturuyorum. Siz üçünüz oturdunuz. Siz ikiniz ayaktasınız. Aldırek de zaten şu an baygın bir şekilde yatıyor. Hani iyileştirebiliyordun? Daha sonra... İşte elini. Öncelikle köyümüze hoş geldiniz. Umarım hoş gelmişsinizdir. Yolda başınıza bir şey gelmeden gelebilmenize sevindim. Ya bir şeyler oldu ama konuşuruz. Çok büyük bir şey olmadı diye. Ama bize bir şey olmadı. Evet. Evet, sizi sağ salim burada görmekten oldukça mutluyum ve memnunum. Torat bizi unutmamış. Kraliçemiz bizi unutmamış. Tanrılar sizi unutmadı. En önemlisi bu. Tanrılar her zaman bizimle zaten. Sizin de konuşabilir miyiz hacım? Tabii ki getirttireyim dedi. İyi. Şöyle baktı. Zaten hikayeyi biliyoruz. Orfla dedi. Başıyla selam verdi, çıktı. Kadının adı Orfla. İlk önce çocukla konuşmak istediğinize emin misiniz? Çünkü kendisi çok mantıklı şeyler söylemiyor. En azından kulağa mantıklı yatan bir şeyler söylemiyor. Ya doğrudur. Biz yine de bir konuşalım. Sonra zaten sizinle konuşmaya gideceğiz tekrar. O nasıl bir cevap? Doğrudur. pekala dedi. Bir şeyler içmek ister misiniz? Sudur. Hayır. Siz şu 3-4 saatlik uzaklıktaki hanı biliyor musunuz? Şu durdu. 6 saat uzaklıkta bir han var ama 3-4 saat... Biz hızlı gelmişiz. Tamam, 6 saat oldu. Ha evet, biliyorum. Oradaki... Blob sahibi, evet, kırık bacaklı Blob. Evet. Kızını ne zamandan beri orada duruyor, kimlerdendir, nedir? Ya kızın hikayesi çok enteresandır. Blob benim eski arkadaşımdır. Kendisi normalde burada yaşıyordu. Fakat buradaki insanlar böyle handır, eğlencedir, çok bunlara düşkün olmadıkları için herkes kendi evinde veyahut da festivalimsi bir şeyler Skurvik'te düzenlendiği zaman oralara gittikleri için burada han açtı, tutmadı. Daha sonra oraya taşındı. Skurvik'e işte odun modun almaya gittiği zaman oraya ev yaptı ilk önce. Sonra Skurvik'e gittiği zaman hanımıyla beraber bir tane kız bulmuşlar. Kızı işte aramışlar, taramışlar. Hatta gardlar da birkaç kere geldi gitti. O hanın yerini sordular bize. Biz oraya tarif ettik. Ben de gittim bir kere bizim toprağa yakın olduğu için. Oradan ben sorumluymuşum. Oraya gittim. Yani kızı normal bildiğiniz bir insan. Kendi şeyinde bir insan yani. Hanımı işte geçen şeyde savaşta vefat etti. Yani dayanamadı artık kadın. İlaçsızlığa şuna buna dayanamadı. Öldü gitti kadıncağız. Bizim odaya gelin. Evet dedi. Kapı açıldı. Siyah saçlı, şuralara kadar gelen, yeşil gözlü, beyaz tenli, 1.20 boylarında bir kız çocuğu içeriye girdi. Bu arada evet. Ben ayağa kalkıyorum. Hı hı. Etrafta böyle dolaşıyorum, tamam mı? Tamam. Çok fazla ses yapmadan. Hı hı. Etraftaki şeyleri inceliyorum. Nesneler olsun, şeyler olsun. Bu adamın odasındayız sonuçta, değil mi? Tamam. Ama hiç çaktırmamak. Tamam, bugünlük session'ımızın sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için, bizlere vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Sormak istediğiniz sorular varsa bir alalım. Yoksa yayınımızı yavaştan kapatalım. Ben oyuncularıma her zaman olduğu gibi eğlendiniz mi, beğendiniz mi gibi sorular soracağım. Çok güzel. Eğlendiysek, kusursuz. Sıkıntı yok. Elimizden geldiğince güzel bir yayın yapmaya çalıştık, sunmaya çalıştık sizlere de. Evet, soru var mı? Buradaki herkes canlı mı? Onlar bayağı önce soruldu. Şu an varsa... Takip ediyorum buradan da. Evet, ben de baktım şu an.
Bir süre daha bekleyelim, bir sohbet edelim. Belki arkadaşlar sormak isterler bir şeyler. Ya bir şey soracağım. Oyun tabii. Dışında bir şey soracağım ama oyunla alakalı. Yani meta yapmış olacağım. Ya ben buna cevap vermeyeceğim. Sen bir sor yine değil mi? Sor sen. Araştıracağım, yine. Bulacağım ama sonra. Ya şey... Evet. Bu sanki bu tanrıların sayılarla... Ya her tanrının bir sayıyla bir şeyi vardı, bir sayı karşılığı vardı gibi bir şey hatırlıyorum. O doğru mu? Ya inan şu an sorduğun soruyu ben hatırlamıyorum yani. Ha, bir, böyle ha. Bir bilgi varsa bile aklımda... Bizle alakası yok yani. O der ki Alican okay. Abisiyle niye kavga etmiyor saygıdan? Niye kavga edeyim ya? Abisiyiz biz burada. Gerçekten biz... Hayırdır ne istiyorsunuz ya? Kavga mı edek onu amacınız ne arkadaşlar? Girin birbirinize. Yiyin olan birbirinize. Olmaz öyle bir şey olmaz. Alican vur. Ama... Alican böyle soylu hanesine daha yakın. Fark ettim onu şarap içmeler falan böyle hani. Yok o benim bazen büyücü tarafım tutuyor. Tamam mı? Ondan sonra ama kombatta görüyoruz ki bir sıkıyorum iki sıkıyorum diye kılıç çekiyorum yani. Bu arada bunu sormamın sebebi şeye bağlayacaktım. 4 günde bir yok oluyorlar ya. Hı hı. 4 ile bağdaştırılan tanrı kimse onun başının altından çıkıyor ya. Geride. Şimdi bir sen bu bilgiyi günümüz teknolojisiyle bile hani şu an hatırlayamıyorken o zaman da... Bilmiyorum. Bir şekilde artık. Ama onunla alakası yok. Haftada bir kaybolmuyor mu ya çocuk? Haftada bir kayboluyor. 4. günü şafağında. Evet. Haftanın 4. gününde kayboluyor. Ya yine bir 4. gün döneminde. Yine bir 4 mevzusu var da bu çocuğu alıp bir yere götürüp geri gelme zamanı olabilir. Olabilir. Ne anladı Ayşegül çok merak ettim ben bir an. Kesinlikle haftanın günlerinin bu Viking tanrılarıyla bir alakası olduğunu biliyorum. Eminim. Göreceğiz. Şimdi haftanın 4. günü Thursday. Aslında. Ama Thor'un ne alakası var çocuklarla? Thor'un düşmanı kim? Fenrir. Hepsi değil mi? Hepsi de ya. Ya şimdi... Esası Loki. Ya şimdi aslında. Ragnarok senaryosu farklı. Jormungandr. Thor'u öldürüyor, onu öldürüyor. Birbirlerini öldürüyorlar. Fenrir. Jormungandr'ı yazmadık ama yani. onun zamanı gelecek. Ek paket çıksın. Evet. Evet buradan da ek paketi duyurduk. bir şey oldu mu? Bakayım bir şey olmuş mu? Hareketlenme vardı sanki. Kardeş kavga eder ya demiş. İçindeki paron çok dayanmıyor değil mi Alican? Ne? İçindeki ne? Pahraon. P-H-A-R-A-O-N. Şimdi... Abimle kavga etmeyeceğim. Etmeyi yani, düşünmüyorum. Böyle oyunlarla bizi birbirimize düşüremezsiniz. Onu bir şey yapalım. Vallahi bilemiyorum artık. Neyse. Başka soru gelecek gibi durmuyor. İnsanları da daha fazla tutmayalım. Aynen. Kimisinin işi vardır, kimisinin gücü vardır. Yemek yiyeceğiz. Yani daha yemek yiyeceğiz yani. Evet, acıktık. O kadar ya yemekleri ben çok fena anlatıyorsun Bartu. Aç ya. Değildim. Yeter artık. Oo. Şarabı bir ayrı anlatıyor. Birayı bir ayrı anlatıyor. Yok yahniler yok tavuklar falan. Kombatı bu kadar betimlemiyorsun. Hayır. Yemek şöyle kokuyor. Kuzuların bacağı böyle falan böyle. Şimdi Instagram'a girip baktığın zaman kuzu bacağı yemişliğim var. O yüzden iyi tarif ederim. Nasıl yenmesi gerektiğini iyi bilirim. Helal olsun. Bugünlük artık herkesi daha fazla tutmayalım. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. YouTube'da yine tekrar izleyebilirsiniz. Soruları yarın oradan da sorabilirsiniz. Olur. Aynen. Cuma günde Seattle'da bir gece vakti avla devam edeceğiz. Aynen. Oradaki arkadaşlara da başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi geceler. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. Görüşürüz.